Yani Hulusi Akar'ın söylediklerinin vallahi beş kuruşluk değeri yok söylediklerinin biliyor musunuz? Eğer bakın bilim egemen kafalı toplumların yaşadığı coğrafyalara bakın. Bu tür suçlar işlenmiyor biliyor musunuz? Ne ihtiyacımız var bizim? Dindar ve kindar topluma değil, kadın erkek eşitliğine yürekten inanan, aydınlanmayı gerçekleştirmiş, sorgulayıcı akla, pozitif bilime Bilime gelen kafalı bizim insanlara ihtiyacımız var. Böyle bir topluma ihtiyacımız var. Ezbere dayanan eğitimlere değil. Ya görüyorum Hulusi Akar'ı. Ya harbokulda okulda nasıl okudu ki? Bilmiyorum yani. Bir de Hulusi Akar'ı benim indimde gerçekten makbul bir insan da değildir. Niçin? Lise çağlarından itibaren bir de askeri lise mezunu olmadığı için Askeri liselerin kapatılmasının müsebbiplerinden birisidir kendisi. Çünkü askeri liselere karşı bir nefreti var. Ondan sonra e, sivil lise kaynaklı olarak geliyor. Daha o zamandan e, siyasal İslamcılarla e, bir şekilde bağı olmuş. Kim o? Ne Necip Fazıl değil mi? E, kim bu? deniz sesinden, benim de mezun olduğum okuldan ahlak notuyla atılmış birisi. ve Ve üst bakın üst İngiltere'ye gidiyor. 40 gün kalıyor. Üst maaşıyla 40 gün yaşanabilir mi İngiltere'de? Ediyorsunuz, 5 gün kalamazsınız. Orada siyasal İslamcılarla Abdullah Gül, Şükrü Karatepe, Fehmi Koru, kan kaymış meğerse resimleri var, boy boy resimleri var. Ha? Bunlarla ilişkisini, bunlarla ilişkisini saklıyor. Komutanlarından saklıyor, amirlerinden saklıyor. Hatta şunu da ifade edeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı arkasında iktidarın ve cemaatin olduğu, tabii ki okyanus ötesinin de desteğini alan kumpaslar olmasaydı Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı bile olamazdı ki. Kendisi ordu komutanlığı bile yapmadı ki. Hatta hiç unutmuyorum biraz önce kuliste Mithat Hocam'a anlattım. Hani uzun anlatıp söz hakkımı da fazla taşmak istemiyorum. Sonuç bölümünü anlatayım. Yani e, Hulusi Akar'a istifa ettiğim günün ertesi günü Hastal'a gitmiştim. Hastal'da e, içeride kumpas nedeniyle yatan subayların şikayetlerini dinleyince Hulusi Akar'a karşı doldum. E, çıkarken de dediler ki, hapishane komutanının odasında oturuyor. Hışımla içeri girdim kavga etmek için. Bir anda ayağa kalktı. Türkerim dedi bana sarıldı. <laughs> Bir anda gardım düştü benim. Oturduk, emir subayını çağırdı. Dedi ki kol ordum amiralimin emrindedir. Bak ev taşıma, mev taşıma. Neye ihtiyacın varsa filan. Hatta ben anlatmaya çalışıyorum. Kumpasları anlatıyorum. Abdullah Gül diyorum bu işin içinde diyorum. Türker diyor sonuna kadar haklısın. Meğerse Abdullah Gülle kan kaymışlar. Yani onun için Cemal Bey'in söylediklerine e, katılmamak elde değil. Eee hani talihsiz açıklama demiyorum. Görüyorum ki aydınlanmayı, çağdaşlığı, medeniyeti ve Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirmeden bir şekilde oradan mezun olmuş. Bu da şu anda tezahürlerini hep beraber izledik.